Arkadaşlar merhabalar bu videomda 3D yayınlarının hazırladığı TYT Geometri Soru Bankası kitabında üçgende alan konusundaki test 1'in çözümünü yapacağız. Çözümlere başlayalım. İkiz kenarlıklar verilmiş 10, 10, 12 ve 17 verilmiş ACD üçgeninin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Arkadaşlar ne yapacağız? X kenar var tabanda mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Hop çizdik yüksekliği. Yüksekliği çizince hocam tamamı 12 ise 6 6 oldu. 6 10. Ne üçgen 6 8 10. Aa hocam şu üçgende ne çıktı? 8 17. Ne üçgendir bu? 8 15 17'den 15 olur burası. E dolayısıyla buraya ne kaldı? 15'ten 6 çıkınca 9 mu kaldı? Evet. Bizden bu üçgenin alanı istiyor. Bir üçgenin alanı neydi? Taban ve tabana ait yüksek bölü 2'dir. Tabanına bakıyorum. 9. Bakın artık şu üçgene bakıyoruz. Bu üçgende taban 15 değil. Dikkat. Tabanımız burası. 9. Tabana ait yükseklik bu tepe noktasına inilen yüksekliktir. Diktir yani. O da 8. O zaman ne olacak alanımız? Alan da 9 çarpı 8 bölü 2. 72 bölü 2'den kaç çıkar? 36 çıkar. Yani cevabımız edremit oldu. Yukarıda verilenlere göre ABC üçgeninin alanı kaç santimetre karedir? diye soruluyor. 4 verilmiş, 10 verilmiş ve 30 derece verilmiş. Arkadaşlar şekilde 90 derecede özel bir açı varsa Alan nasıl bulunuyordu? Tabana ait yükseklikten hemen. Bakın şu üçgenin alanı isteniyor. Taban burası verilmiş. Tabana ait yükseklik. Hop çizdik. Bu. A bunu çizince ne çıktı arkadaşlar? 90'ın karşısı 10'sa hangi açının karşısı 5'tir? 30'un karşısı 5'tir. Hocam tabanımız 4. Tabana ait yükseklikte 5 olduğu için ABC üçgenin alanı ne olacaktır? 4 çarpı 5 bölü 2 20 bölü 2'den 10'a eşit olacaktır. Cevabımız böylelikle Ceyhan oldu. Yukarıdaki verilere göre ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Ali Bey uzunluğunu 8 vermiş. BC'yi 12 vermiş. Ve şurasını 5 burasını 4 demiş. Bir üçgenin alanı. 90 derecede özel bir açı varsa kesinlikle ama kesinlikle %99 ihtimalle tabana ait yükseklikten çıkar. Hocam tabana ait yükseklik şu yükseklik yok. 12 tabanına ait yükseklik yok. Ya da 8 tabanına ait yükseklik yok. Ama dikkat ederseniz 8'e ait bir yükseklik var ama E'den başlamış. E o zaman hocam ben şunu şöyle yapacak olursam ben bu üçgenin alanını bulabilirim. Şu 8 çarpı 5 bölü 2'den. E, şuradaki alttaki üçgen ne olacak? Alttaki üçgen de tabanı 12 yüksekliği de 4. Evet o zaman iki tane ayrı ayrı üçgenin alanını bulacağız arkadaşlar. Bir üçgenimizin alanı nedir? Bakın her ikisinin de toplamını bu şekilde bulmuş oluruz. E, üçgenimin alanı nedir? 8 çarpı 5 bölü 2 artı 12 çarpı 4 bölü 2. Burası da yapar arkadaşlar kırmızı alanda. 40 bölü 2'den 20'dir. Burası da 48 bölü 2'den 24'tür. Topladığın zaman kaç yapıyor? 44 yapıyor. Yani cevap böylelikle Edremit oldu. AD ile DB eşit verilmiş. A ile de EC birbirine eşit verilmiş. Orta tabandan dolayı bunlar birbirine eşit oldu mu arkadaşlar? Oldu. Şimdi alan ADF'yi 3 vermiş. Burayı da 21 vermiş. Buna göre ABC üçgenin alanı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Öncelikle biz şunu biliyor muyuz? Bilelim. Benzerlik alan ilişkisi. Hocam şunlar birleşirse. Benzerlik oranı 1 bölü 2. 1 bölü 2'nin karesi nedir arkadaşlar? 1 bölü 4. Alanlar oranı 1 bölü 4 olacak. A iken tamamı 4A. Buraya 3A kaldı diyebiliriz. Hatta böyle eşitlikler olduğunda A, 3A, 5A, 7A falan diye gidiyor arkadaşlar. E o zaman ne diyeceğiz? Burası A alanıysa burası 3A'dır. Bunlar eşitken bunlar da paralel ya. E aynı şekilde burası B iken burası da 3B midir arkadaşlar? Evet. O zaman olay bitti aslında. Niye? Alan ADF'yi 3 vermiş. Hocam burası 3 ise e, A3 ise 3 kere 3 9 yaptı burası. Buradaki alanı da 21 vermiş. 3 B 21 ise burası da kaç yaptı? 7. ABC üçgenin alanı isteniyor arkadaşlar. Şurası 3 7 9 ve 21'in toplamı mı yapacaktır? Evet bu toplamda kaç yapıyor? 40 yapıyor. Yani cevabımız böylelikle Cihan oldu. Yukarıdaki verilere göre ADB üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Ne yapacağız? Arkadaşlar her zamanki söylem. Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'dir. E hocam burada bu tabana ait yükseklik çizsek böyle. Ya hayır. Hangi taban verilmişse oraya ait yüksekliği çizeceksin. Ve bu arada tabii ki sorunun içerisinde açı ortay mantığı olabilir. 45 derece özel açı mantığı olabilir. Ama üçgende alan sorularında önceliğiniz alan mantığı olsun. Özellikle 90 derece ve 90 derece ve özel açı gördüğünüzde mutlaka mutlaka yükseklik çizmek ve sonrasında sonraki konuları düşünmeniz soruları daha rahat bir şekilde çözmenize sebep olacaktır. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Burada ne yapacağız o zaman? Hocam şu üçgenin alanı. O 6 var burada. O zaman alt tabanına ait yükseklik çizeceğim. Çünkü şekilde özel açı var. E sonra ne yapacağız? Hocam İster buradan çözün. 45'in mantığını kullanarak çözün. isterseniz açı ortaya mantığını kullanarak çözün. Hiç fark etmez. Burada ne yapacağız hocam? Şu açı bulursak olay bitti. E 45'in mantığını kullanmak için de ben bir dik çizsem. Hocam buradan dik çizince 45-45-90 üçgeni kullanamıyorsun ki. Her zaman söylüyorum bir açı varsa şuradaki açı varsa iki ihtimalin vardır. Ya buradan dik çizeceksin ya da buradan dik çizeceksin. İstediği yerden çiz. Ama hangisi mantıksızsa sen buradan dik çizdin mantıksız oldu. O zaman 45'e dokunmadan Şuradan dik çizsen nasıl olur? A 45 45 90 üçgeni ve 4 kök kullan, kullanmış olursun. Verilen bilgiyi kullanmak dediğimiz olay zaten bu. E hocam 45 45 90 üçgende 90'ın karşı 4 kökü ise bu kenarlarda 4 4'tür. Takıldık kaldık. Takıldığın zaman soruyu oku. Adam sana BD'yi de açı ortay demiş. E bu bir açı ortaysa bak açı ortaya dikkat edeceksin o zaman. Oraya yoğunlaşacaksın. Benim oraya yoğunlaştı bir yoğunlaştı. O zaman olay bitti. A açı ortay. Bak sen kollara çizilen dikmeler nedir? Eşittir. E o zaman burası 4 ise burası da 4 olacaktır. ABD üçgenin alanını ne yapacaktır? 6 çarpı 4 bölü 2. 24 bölü 2'den 12'ye eşit olacaktır. Yani cevap akçay oldu. Yukarıdaki şekilde G noktası ABC üçgenin ağırlık merkezi. Valla ağırlık merkezi varsa özellikle ve özellikle 90 derecede varsa ilk gelen aklıma muhteşem üçlü. Hemen ben muhteşem üçlü oluşturmak isterim. Belki buradan çıkacak belki çıkmayacak bilmiyorum ama muhteşem üçlüyü direkt yapmak istiyorum arkadaşlar. Sonuçta 90'dan gelen ağırlık merkezinden geçiyorsa kenar ortaydır. E hocam burası da muhteşem üçlüden dolayı eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Sonrasında ne yapacağız arkadaşım? A soru çıktı mı? Hala çıkmadı. Yapacak bir şey yok. 4'ü kullanmalıyız. Peki hocam buraya A desek. Burası 2A olsa. 3A iken burası da 3A. Burası da 3A desek. Çıkıyor mu sonuç? Yine çıkmıyor. O zaman ben buradaki 4'ü kullanacağım. A bak çıkıyor aslında. Bak burası 90 derece değil mi? Evet Pisagor bağıntısı var burada. O zaman 3A'nın karesi eşittir. A'nın karesi artı 4'ün karesi. Buradan ne geldi arkadaşlar? 9A kare eşittir. A kare artı 16'dan. 8A kare eşittir 16'dan. A kare eşittir 2'den. A'yı buradan kök ki bulursun. A kök ise burası 2 kök ki çıkar. O zaman alan ne çıkacaktır arkadaşlar? Bir kenar 4 bir kenar 2 kök ki. 4 çarpı 2 kök bölü 2'den cevabı da 4 kök ki çıkar. Yani cevabımız Ceyhan oldu. Ve bu sonucu şuradaki 4'ü kullanarak da yapabilirdiniz. Bunu böyle uzatıp öklük bağıntısından da yapabilirdiniz arkadaşlar. Uzattığınız zaman kenar ortaya olacak ve 2'ye 1 orandan burası 2 olacak deyip belki de daha rahat çıkacak ama ben böyle 90'lık olunca böyle muhteşem işte bir alışkanlığım var. Ne bileyim hep de böyle yapıyorum. Size kalmış istediğiniz şekilde yapabilirsiniz gençler. Cevap Cehan oldu. Yukarıdaki verilere göre taralı alanlar toplamı nedir? Aslında dörtgende bununla ilgili bir formül vereceğiz. Ama ÖSYM'i biliyorsunuz artık Formül muamül vermiyor. O zaman biz bu tür sorulara şöyle bir formülüze alışkanlığımız gitsin arkadaşlar. Formülle yapmayalım isterseniz. Ne yapalım? Normalde bununki şu. Köşegenler çarpımının yarısı. 6 çarpı 16 bölü 2'den 48 direkt çıkıyor arkadaşlar. Ama ben buradan yapmayayım. Şimdi bir üçgenin alanı. Dörtgen alanı soruluyor da sonuçta bu dörtgen iki tane üçgenden oluşmuyor mu? Bir bu üçgen bir de şuradaki üçgen. Peki bu üçgenin alanı nedir? Şekilde 90 derecede özel bir açı varsa hocam. Üçgenin alanı taban çarpı tabana ait yükseklikten çıkacaktır. E taban olarak neresi verilmiş? 6. 6 tabanına ait yükseklik tepe noktası C'den çizilen hop dışarı düşüyor. Sadece geniş açılı olduğundan dolayı. 6 tabanına ait yükseklik burası. Yani A. O zaman bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? 6 çarpı A bölü 2'dir. Artı bir de şu mavi alana bakalım. Hocam bu üçgenin alanı da tabanımız 6. Yüksekliğimiz de B değil mi? Evet. Altın tepesi burası yapıyor bakın. Yüksekliği de B yaptı. Sadece geniş açılı olduğundan buradaki açı Dışarıya düşmüş oldu. 6 çarpı B bölü 2 de üçgenin alanıdır. Şu üçgenin alanıdır. Bu ikisinin toplamı isteniyor bizden. Hocam 3A artı 3B yaptı. E hocam 3 parantezinde A artı B yaptı. E 16'yı kullanmadık hocam dediğinizi duyar gibiyim. Bak 16'ya bak. A, A artı B ile toplamı A artı B'nin toplamı neymiş arkadaşlar? 16'ymış. O zaman bu A artı B yerine 16 yazarsam 3 çarpı 16'tan cevabımız kaç çıkacaktır? 48 çıkacaktır. Yani cevap denizli oldu. Yukarıda verilenlere göre ADB üçgenin alanı nedir diye soruluyor. Hocam x kenar verilmiş tabanda mevcutsa insan olan ne yapar? Evet. Evet artık alıştığınız bana tabanına ait yüksekliği çizer hocam der gibi duyuyorum size. Hop çizdik yüksekliği. E hocam tamamı 18 2 e, eş parçaya böldü 9'a 9 buraya 4 kaldı. A 90'da kullanmalıyız hocam. E dikten dik çizilmiş. Ne var burada? Öklit. Şuraya bir haş diyecek olursam h kare eşittir 4 çarpı 9'dan yani 36'dan h'ı buradan ne buluruz arkadaşlar? 6. H 6. Şimdi nereye geldik? Hocam bu üç, sarı üçgenin alanı üstleniyor. Sarı üçgenin alanı da nedir alanın mantığı? Hocam tabanımız var mı? Var. 5. 5 tabanına ait yükseklik tepesi olan noktadan çizilen yüksekliktir. Sadece geniş açılı olduğundan dolayı buradaki açı dışarıya düşmüş. Yüksekliğimiz de zaten 6. E o zaman alan dediğimiz nedir arkadaşlar? 5 tabanına ait yükseklik 6 olduğundan dolayı 5 çarpı 6 bölü 2. 30 bölü 2'den cevabımız böylelikle 15 olur. Yani cevap akçay oldu. Yukarıda verilenlere göre ABD üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor arkadaşlar bize ve oran verilmiş bize. Burası 3K verilmiş. Burası da 2K verilmiş. BD'ye 2K diyelim. Buraya da 3K diyelim arkadaşlar. Sonra 9 verilmiş 17 verilmiş. Hmm, ne yapacağız hocam? Ya arkadaşlar yapacağımız hamle belli aslında. Ne yapacağız? Yapacağımız hamle şu. Başka da bir şey verilmemiş değil mi? Bakıyorum şöyle de yok. Oran kullanacağız demek ki biz oranı kullanırsak sonuca ulaşırız arkadaşlar. Peki oranı nasıl kullanacağız hocam? Oran kullanmak demek şu demek arkadaşlar. Bak oranlama kullanmak demek benzerlik kullanmak demek anlamına gelmiyor muydu? Evet. E buradaki benzerliği ben nasıl kullanabilirim hocam diye soracak olursanız da. E hocam şuradaki oranı kullanmak için ya böyle paralel çizeceğiz. iki ihtimalimiz var arkadaşlar. Ya böyle paralel çizeceğiz ya böyle paralel çizeceğiz. Nasıl çizeceğiz acaba? Allah Allah. Şöyle çizersem hocam 3 bölü 5'ten dolayı burası gıcık geldi bak görüyorsun değil mi? Peki hocam böyle çizsem hocam bu sefer de böyle 2'ye 3 oran 2'ye 3 oran burayı güzel paylaştırmadı yok. Bazen soru öyle oluyor ki içeriden paralel çizmelerle sonuca ulaşamıyoruz. O zaman 2'ye 3 oranı nasıl kullanacağız hocam? Dışarıdan paralel çizelim. Bak BD'ye paralel çizelim. Bu sefer dışarıdan şöyle şuraya paralel çizelim. E buraya paralel çizdiğimizde bir şeyler gelecek mi diye bakacak olursak. Evet geliyor bakın. 3 bölü temel orantıyı bu sefer sayılar da sayılar bize gıcık geldiği için sayılarla oynayaraktan şey yaptım. Temel orantıyı bu sefer dışarıda oluşturdum arkadaşlar. Tek yaptığım şey bu. E, 3 bölü 5 oran var. E hocam 3K'nın 5K'yı oranı eşittir. 9 bölü H diyecek olursak e buradan 3 katı 3 katı. H'ı da buradan kaç buluruz arkadaşlar? 15 buluruz. Aa ne güzel bir şey geldi. 15 17. Ne üçgeni? 8 15 17. E hocam burada 3'e 2 oran var. Burada da 3'e 2 oran olacak. Yani 3 enken burası da 2 en olacak. E hocam 2 en eşittir 8 ise n'i buradan 4 mu buluruz? Evet. N 4 yapar. N 4 ise 3 de kaç yapacaktır? 12 yapacaktır. Hatta burası ne oldu arkadaşlar? 9, 12, 15 falan filan oldu. Ama önemli değil. Bizden bu taralanan isteniyor. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hocam ben bulsam bulsam şu üçgenin alanını bulabilirim. Evet bu üçgenin alanı nedir arkadaşlar? Dik üçgen olduğu için dik kenarlar çarpımının yarısı. Yani alan ADC üçgeninin alanı 9 çarpı 12 bölü 2'dir. O da 54 yapar arkadaşlar. Evet burada kalan 54. E burada hocam 2'ye 3 oranını nasıl kullanacağız şimdi? 2'ye 3 oranını da şöyle kullanacağız. 2K'da kalan 2A iken 3K'da kalan 3A olmuyor muydu gençler? Evet 3A'yı 54 bulduysan eğer A da buradan kaç çıkar? 18 çıkar. Senden ne isteniyor? 2A isteniyor. O da 2 çarpı 18'den 36 yapacaktır. Yani alan dağıtmayı da kullanmış olduk arkadaşlar. Burada ee, başka türlü yapılabilir miydi diye şöyle bir düşünüyorum. Dediğim gibi yapılabilir ama sayılarımız biraz gıcık olurdu orada. Sanki en sağlıklı çözüm yöntemi bu arkadaşlar. Evet cevap böylelikle C han çıktı. Yukarıdaki verilenlere göre BDC üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Gençler ne yapacağız burada? BDC üçgenin alanı isteniyor. Bir kere öncelikle şu BDC üçgenini şöyle bir karalayayım arkadaşlar. Allah Allah bu üçgenin alanı isteniyor. BDC'nin alanı isteniyor. Arkadaşlar, BDC üçgenine bakacak olursak eğer, hocam hiçbir kenarı mevcut değil. Tabanına ait yükseklikten çıkmayacakmış gibi duruyor. Peki, hocam ben burada 45'in mantığını kullanmak istiyorum. Şu an herhangi bir kenar olmadığı için herhangi bir kenara, herhangi bir yükseklik çizemiyorum. O yüzden ne yapıyorum? 45'in mantığını kullanmaya çalışıyorum. Hocam 45'in mantığını kullanmak için şöyle bir dik bir çizsem. Hayır. Hiçbir işime yaramaz dik üçgen. Başka şuradan dik hocam. Yok. buradaki hiçbir kenarda olmadığı için maalesef bir işime yaramadı. E 45'in mantığını da kullanamıyorum. Aynı zamanda 45'in yanında 90 da var. E açı ortaylık da var. Açı ortayda kollar oranı tabanlar oranı yok yemez. E, açı ortayda kollara çizilen dikmeler yok yemez. Çünkü eşit de hiçbir işimize yaramıyor ki burada. Değil mi? Başka şeyler düşünmeliyiz. En son ne kaldı arkadaşlar? Hiçbir verilen bilgiyi kullanmadım. E adam sana 45 vermiş, 90 vermiş, açıl vermiş, açı ortay vermiş. Açılarla biraz oynamış değil mi? O zaman bir açıya dal bakayım. Dalalım arkadaşlar açıya şuradan. Alfa alfa diyelim. E iki iç açının toplamı bir dış açıdan alfa artı 45 yaptı burası. Hocam burada da alfa artı 90 değil midir? Buradaki iki iç açının toplamından şu açı alfa artı 90 mı yapacaktır arkadaşlar? Evet. Burası alfa artı 90 yaptı arkadaşlar. E tamam alfa artı 90 sa buraya alfa artı 45 mi kaldı? Evet. Aa bak ne çıktı. Alfa artı 45'e alfa artı 45. Yani burası 6 kök 2 ise arkadaşlar ikiz kenar çıktı. Burası da 6 kök 2 oldu. Şimdi bak şimdi bak şimdi olaya bak şimdi. Şu sarı üçgenin alanı isteniyordu bizden. Evet sarı üçgenin hiçbir kenarı yoktu ama x kenarı bulunca artı sarı üçgenin bu kenarı çıktı. Bir üçgenin alanı şekilde 90 derece varsa taban çarp tabana ait yükseklik bölgeden çıkar mı? Çıkar. E hocam bu taban çıktı ya bu tabana ait yüksekliğe bakacaksınız şimdi. Bu tabana ait yükseklik hop tabanın tepe noktası burası. Buradan çizilen yükseklik de zaten bize verilmemiş mi arkadaşlar? Şurası 90 derece değil mi? Evet. Tabanımız 6 kök 2 iken yüksekliğimiz de 8 kök 2. O zaman BDC üçgenin alanı 6 kök 2 çarpı 8 kök 2 bölü 2'dir. Kök 2 ile kök 2'nin çarpımı 2. 2 ile aşağıdaki 2 sadeleşti. Sadece ve sadece 6 ile 8'in çarpımı kaldı. Yani cevabımız böylelikle 48 yaptı. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Yani verilen bilgiyi kullanmaya yönelik hamleler yaptığınız zaman yine sonuca ulaşıyoruz. Cevap böylelikle Balıkesir çıktı. Yukarıdaki verilere göre BCD üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Alfa iki alfa gördük. E hocam x kenar da var. E o zaman ben buradan bir taban da mevcut. Tabana ait bir yükseklik çizecek olursam hop tabana ait yüksekliği çizdim. 9 9 oldu mu? Oldu. Hocam aynı zamanda burası da alfa alfa oldu. Aa şimdi ben alfa alfayı kullanabilirim. Şekilde bak biraz önce şey yoktu. 90 derece yoktu. O yüzden direkt tabana ait yükseklikten başlamadık soruya. Ee, burada ne vardı? X kenar vardı. O yüzden burada tabanlı, tabanda mevcut olduğu için insan olan tabanına ait yüksekliği çizer dedik. Ve yüksekliği çizdik. Şimdi soruya baktığımız zaman bu üçgenin alanı isteniyor. Bu üçgenin alanı isteniyor ve şekilde 90 derece var mı? Var. %99.9 tabana ait yüksekten çıkacaktır. Şimdi sen şu üçgen verilmiş Bu üçgende 12 tabanı var burada. Bakın. 12 tabanı var burada. O zaman sen bu 12 tabanına ait yüksekliği bulursan olay bitti. Hop şu. Şu yüksekliği bulacaksın kardeşim. Ve verilen bilgileri de kullanmaya çalış şimdi. Hocam ne biliyorsun bunun buraya düştüğünü? Belki geniş açı bu dışarı düşecek. Aynı şey. Fark etmez. Aa hocam bak alfa alfa deyince bak burası da açı ortay oldu mu gençler? Olmaz mı be ya? Bak açı ortayda kollara çizilen dikmeler nedir? Birbirine eşittir. Bitti. 9 ise burası da 9'dur. O zaman üçgendeki tabanımız 12 iken yüksekliğimiz 9. 12 çarpı 9 bölü 2. Yani cevabımız 54 yapar. Cevap böylelikle balık esir oldu. Yukarıda verilenlere göre ABC üçgenin alanı kaç santimetre karedir diye soruluyor. Şekle bakıyorum. 90 derece var mı? Var. Üçgenin alanı %99.9 taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2'den çıkacaktır. E evet, taralı üçgenin alanına bakıyorum. Sadece ve sadece 8 verilmiş. Bu kenar verilmiş. O zaman bu kenara ait yükseklikten çıkacaktır arkadaşlar cevap. E ee, hocam bunun tepe noktası burası. Buradan bir yükseklik çizeceğim ben. Buradan çizilen yükseklik sadece bak buraya düşmez. Bak geniş açı. Nereye düşecek o zaman arkadaşlar? Dışarıya doğru düşecek. Fark etmez. Dışarıya düşse de aynısıdır arkadaşlar. Hop şuraya düşecektir. Tamam. Şurası 90 derece diyelim. E ee, Hocam şunu uzatınca aa bak şu önceden açılar alakasızdı. Şimdi şunu çizince şöyle şöyle ters açı oldu. Bak burası çizgi açısı oldu. Ana ne çıktı burada? Açı ortaya çıktı. Bak şekil dengesiz oldu ama açı ortayda kollara çizilen dikmeler birbirine eşit değil midir? Evet bunlar birbirine eşittir. E o zaman 6 ise burası da 6'tır. E, yüksekliğimiz 6 oldu arkadaşlar. Bakın 8 tabanına ait yükseklik çizdim. Bunu bulmak istiyordum ve bunu da açı mantığını kullanarak bulduk. Açı ortayda kollar açılan dikmeler eşittir. Yani burası da 6'dır. O zaman üçgenin alanı kaç yapar arkadaşlar? Tabanımız 8 iken yüksekliğimiz 6 oldu. 6 çarpı 8 bölü 2 48 bölü 2'den cevabımız böylelikle 24 oldu sevgili gençler. Yani cevap Ceyhan oldu. <laughs>